Zaman önemli anlatıyor bana bak. Bana şarkılar söylemek için. Tamam. Evet, Anafartalar Spor, Keşan Spor, Anafartalar Spor, Keşan Anafartalar Spor, Saray Spor karşılaşması biraz sonra başlayacak. Aykut Avcı, Tuğrul Kani, Barış Düşova hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmaya takımlar da şu kadrolarıyla çıkıyorlar. Anafartalar Spor, Oğuz, Sezer, Şahin, Selahattin, Ali, Arda, Mehmet, Çağlar, Batuhan Er, Batuhan Ak. Saray Spor, Dinçer, Doğan, Aykut, Tarık, Burak, Harun, Samet, Salih, Aykut, Aşkın, Melih ve Ayberk. 11 ile çıkıyorlar. Anafartalar Spor bu karşılaşmada iki nolu sahada, yani Atatürk Stadı'nın arkasındaki sahada oynamak talebinde bulundu. Ve bu talep kabul gördüğü için de karşılaşma bugün burada oynanacak sevgili sporseverler. İşte biraz sonra karşılaşma başlayacak. Şu anda her iki takımı ve hakemleri görüyorsunuz. Hakemler şu anda file kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Fileleri kontrol ediyorlar kale içerisindeki. Bakalım ve müthiş bir yağış var. Ayrıca az önce edindiğimiz bir bilgiye göre de karşılaşmaların çoğunun iptal edildiği yağmur ve sahaların kötü olması nedeniyle, ama buradaki karşılaşma hakem tarafından, Aykut Avcı tarafından oynatılıyor. Çünkü sağ zemininde herhangi bir futbol oynamaya engel bir mahal olmadığı için bu karşılaşma burada oynanıyor. Evet, şimdi karşılaşma biraz sonra başlayacak. Şu anda hakem son hazırlıklarını yapıyor Aykut Avcı ve hakemlerin yerlerini almalarını bekliyor. Hakemler yedek kulübelerini kontrol ediyorlar. Son kontrollerini yapıyorlar. Ve biraz sonra karşılaşma başlayacak. Yağış nedeniyle çok az sayıda bir izleyicinin olduğunu söyleyebiliriz sevgili sporseverler. Ve karşılaşmaya Anafartalar Spor'un vuruşuyla başlanacak. Anafartalar Spor, evet, şu anda işte Anafartalar Spor'lu oyuncular ekranlarımızda. Karşılaşmaya Anafartalar Spor'un başlama vuruşuyla başlayacak. Ve ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı. Evet, gelişen atakta Saray Spor defansı. Anafartalarda top, ileriye uzatılan bir top. Evet, gelişen bir Anafartalar Spor atağını izliyoruz ama pas yerini bulmadı. Batuhan Er şu anda topla buluştu. Orada Saray Spor defansı topu taca gönderdi. Saray Spor ceza sahasına uzatılan bir top. Batuhan Er'in vuruşu out'a çıktı. Evet, korner atışı. Anafartalar Spor karşılaşmanın ilk kornerini kullanacak. Orada hemen bir paslaşma. Top ayağından biraz fazla açıldı.
9'da 10 kişi, 11. öğren bakın nerede eksik kaldı. Hiç biri eksik kalmış, aşağıdan al onu. Al lan oğlum şimdi ona gel. Kaleci Oğuz'da top. Oğuz'un uzun vuruşu. Orada yapılan hareket faul ve Anafartalar Spor bir faul atışı kazanıyor. Tam bir oyuncu var. Saraçspor'dan oyuncunun kim olduğunu görmeye çalışıyoruz. Evet, Saraçspor'dan 3 numaralı Aykut şu anda bir sakatlık geçiriyor. Yerde tedavisi yapılmak üzere sağlık görevlileri şu anda oyun alanına girdiler ve Aykut'un tedavisi gerçekleşecek oyun sahasının dışında, spor sahasının dışında. Ve hakeminle hakem atışıyla karşılaşma başlayacak. Prensin bence ileri uzatılan bir top. Açın. Görün. Burayı görüntüsü mü kapattın? Şu anda karşılaşmanın 6. dakikası 0-0 eşitlikle devam ediyor. Ve iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar ama orta saha mücadele şeklinde geçen bir karşılaşma şu anda. Yine Saraçspor'dan bir futbolcunun top yüzüne geldi. Hafif bir sakatlık geçiriyor gelen topu. Şey alın, hareketli. Bu arada Aykut oyun alanına döndü. Sakatlık tedavisi tamamlandıktan sonra. Ve Saraçspor topla oynayacak şimdi. Faul atışını kullanacaklar. Anafartalar defans çizgi üzerinde, çizgi halinde. Oğuz'un orada güzel bir kurtarışı var. Sağ kanada açılan bir top. Offside pozisyonunda yakalandı Saraçsporlu futbolcular. Evet.
gelişen atakta kaleci Dinçer topa sahip oldu. Dinçer'in uzun bir kaleci vuruşu ve offside pozisyonu tespit etti yan hakem. Karşılaşmanın yan hakemi Solon Şahani offside pozisyonu tespit etti. Ve şimdi offside atışını kullanacak Ali ile Anafartalar Spor. İleriye uzatılan uzun bir top. Orada Saray Spor defansı topa uzaklaştırdı. Orta sahada ileriye uzatılan bir top. Evet, yine Anafartalar Spor'un futbolcuya yapılan bir, Sezer'e yapılan bir faul vardı. Yağışta şiddetini gittikçe artırıyor sevgili spor severler. Sağ çaprazdan Batuhan Erin vuruşu güzel bir vuruştu ama kalenin direğin yanından avuta çıktı. Anafartalar Spor 1 puanla ligde 10. sırada bulunuyor sevgili sporseverler. Oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı Anafartalar Spor. Yine Saray Spor'un kazandığı bir faul atışı. Ceza sahasının uzatılan bir top. Orada yapılan vuruş ama öncesinde hakemin bir faul tespiti var. Ve faul atışını Oğuz Emel kullandı. Arda yanlış. Arda'nın yanlış bir pası. Ve Saray Spor karşılaşmanın 10. dakikasında 1-0 öne geçiyor. Golü kaydeden futbolcu bir tespit etmeye çalışıyoruz orada. Golü evet. numaralı Ayberk. Dakika 10. Ayberk Saray Spor'un golünü kazandırıyor. Ve şu anda santra vuruşunu Anafartalar Spor yaptı. Bir anlık hatadan, defansın bir anlık hatasından gelişen pozisyonda sol kanattan yapılan ortada Ayberk topu Anafartalar Spor alanına gönderdi. Kullandığı faul atışı. Ceza sahasına inen top. Orada Ali uzaklaştırdı. Ve gelişen bir Anafartalar Spor atağı. Batuhan'da top. Orada yapılan müdahaleye bir top taçı çıktı. Batuhan taç atışını kullanıyor. 8-8 güne kadar böyle sahibi var mı? Evet, gelişen Anafartalar Spor'un kaleci
kaleci Dinçer topu güzel bir şekilde çeldi. Daha sonra da yapılan vuruş. Esas daha iyi Esas. Evet, Esat gerçekten iyi bir pozisyon bulmuştu ama kaleci Dinçer bu pozisyondan yararlanmasını engelledi ve topu çeldi. Daha sonra yapılan vuruşta avuta çıktı. Rana Fartolarspor gerçekten bir gol pozisyonundan yararlanamamış oldu. Dakika 15. Başka hiç çektim, dansımız yok. Top kaleci Oğuz'da. Şu anda saha içinde bir karışıklık, futbolcular birbirlerine müdahalede bulunuyorlar. Batuhan Ak şu anda. Batuhan Ak'ı görüyoruz Anafartalar Spor'dan. Ve Saray Spor'dan da. Gerçekten Çağlar orada, Arda orada ortalığı yumuşatmaya. Ali, Kaptan Ali şu anda hakemin yanında. Hakem Aykut'un yanında Kaptan Ali. Anafartalar Spor'dan. Her iki takım kaptanı da şu anda. Evet. Bir anda gelişen bir olaydı. Neden olduğunu bir türlü anlayamadık. Herhalde sakatlanan Saray Sporlu futbolcunun nedeniyle oldu bu olay. Evet, hakem orada hakem atışını yaptı. Kaleci Dinçer şu anda topla buluştu. Dinçer'in uzun bir degajını izliyoruz. Dinçer'in vuruşu kaleci Oğuz'a kadar ulaştı. Farklılar sporu kalecisi Oğuz'a kadar. Oğuz'un degajı.
Batuhan Er o an topu ayağından kaçırdı. Geriden çıktı. Oğuz topu oradan rahatça bloke etti kendine gelen topu. Batuhan Ak topla buluştu. Batuhan Ak hala topla oynamaya çalışıyor ama top orada dokundu Batuhan ve top taça çıktı. Taç atışı Saraysporu. Ali orada kafayla topu uzaklaştırdı. Saraysporu'dan tekrar ileriye uzatılan bir top. Yine Ali kafayla topu uzaklaştırdı. İleriye uzatılan bir top. Batuhan Er kafayla aşırttı. Ama top kaleci Dinçer'e kadar, ceza sahası içerisinde kaleci Dinçer'e kadar gitti. Evet, orada bir geri pas olarak da hakem bunu yorumladı ve geri pas olarak kaleci Dinçer'in uzun topunda Ali'nin topa dokunmasını geri pas olarak algıladı ve bir çift vuruş kazandı burada Saraysporu ceza sahası içerisinde. Şimdi Anafartalar Sporlu oyuncular barajı kurmaya çalışıyorlar. Hakem orada barajın yerini belirleyecek. Evet, şu anda hakem barajın kurulacağı noktayı belirledi ve futbolcuları oraya çağırıyor. Saraysporlu futbolcular atış hazırlıkları içerisinde. Gerçekten tehlikeli bir pozisyon. Ceza sahası içerisinde. Bakalım bu pozisyon nasıl sonuçlanacak. Defanstan dönen top. Barajdan döndü. Ve taç. Taç atışı. Anafartalar Spor'un. Hemen kullandı Anafartalar Spor taç atışını. İleriye uzatılan uzun bir top. Tamam. Kaleci Dinçer'e kadar gitti bu top. Dinçer orada topu kontrol aldı. Orada bastırılan bir top vardı. Kaleci topu yere bıraktıktan sonra bir müdahale ama hakem bunu topa müdahale olarak algıladı, yorumladı. Gerçekten aslında kalecinin topu yere attığı andan itibaren topa vurmuştu orada. Batuhan. Ama şimdi Saraysporu biraz kaleci Dinçer'le kullandığı vuruş ve Sezer'in müdahalesiyle top taça çıkıyor. Şu anda Saraysporu taç atışını kullanacak. Şu anda karşılaşmanın 21. dakikasındayız ve Saraysporu'nun 1-0 üstünlüğü devam ediyor bu dakikada. Kaleci Dinçer avutuşunu kullanacak ama bir sakatlığı söz konusu sanırsam kaleci Dinçer'in ve hemen arkadaşı yanına gitti. Yok, ayakkabılarının bağı çözülmüş. Arkadaşı ayakkabılarının bağcıklarını bağladı. Eldivenlerini şu anda çözmüş ayakkabı bağcıklarını bağlamak için ama şimdi avutuşunu kullanacak. Dinçer, kaleci Dinçer'in avutuşunu kullanacak şu anda. Orada Ali'nin havaya havalandırdığı top. Batuhan Er. Batuhan Er topu sol kanat, sağ kanada uzattı. Oradan yapılan bir orta. Batuhan Er. Offside pozisyonunu orada hakem tespit etti. Yan hakem Barış Düşova offside pozisyonunu orada tespit etti. Ve evet. Saraysporu fileleriyle buluşan top offside pozisyonu nedeniyle
Şuradan seni alsam şuraya götürürüm ben. Saray Spor offside atışını kullanıyor. Çağlar. Çağlar topu açtı. Saray Spor'lar topu uzaklaştırdılar. Saray Spor. Bir gelişen bir atan izliyoruz şimdi. Sol kanada uzatılan top taça kadar çıktı ve şu anda taç atışını kullanıyor Anafartalar Spor. Ama orada Arda'nın müdahalesi yeterli değil. Top taşı çıktı Arda'nın müdahalesiyle. Yarıya uzatılan bir top. Anafartalar Spor sahası, ceza sahası içerisine. Ali orada kontrollü bir şekilde. Ali'nin kontrolünde top out'a çıktı. Ali şimdi out'a tutuyor. Ali değil. Kaleci Oğuz top out atışını kullanacak. Kullanıyor. Kullandı. Oğuz'un atışı. Saray Spor orta sahada topa sahip oldu. Sol kanattan gelişen bir atak. Orada topa sahip olamadı Anafartalar Sporlu oyuncular. Saray çatışını Saray Spor kullanıyor. Avuta kadar çıkan bir top. Abi buraya gelme efendim. Avuta atışını Oğuz kullandı. Şahin, Batuhan at, Batuhan her topla buluşmaya çalıştı orada. Şu anda Batuhan at ama Batuhan orada topun sahibi olamadı ve top taça çıktı. Saray Spor taç atışını kullanıyor. Selahattin ileri uzattı top. Ali kafayla top. Esad'ın ileriye uzattığı top, Batuhan Er topa sahip olamadı orada. Bir müdahale olduğunu... Ali'nin müdahalesi, ileriye uzattığı bir top. Ve Çağlar'da şimdi top. Çağlar'ın ileriye uzattığı, Batuhan Er'e uzattığı top ama orada Saray Spor defansı topa sahip oluyor. Ve şu anda Batuhan Ak kaleye vurduğu top ama Saray Spor defansına çarpıyor Batuhan üstünde. Anafartalar Spor Şahin'e bir taç atışını kullandı. Tekrar Saray Sporlular topu taşa gönderdi. Şahin tekrar bir taç atışı daha Batuhan Er'e doğru uzattı top. Ama orada Saray Sporlular topu bırakmadılar. Selahattin kafayla topu Çağlar'a uzatmak istedi. Saray Sporlular araya girdi ve Saray Spor'la gelişen bir atağı şu anda. Hakem orada offside'ı tespit etti. Yan hakem Soru Kani'nin bayrağıyla ve Ali'nin ileriye gönderdiği top. Batuhan Er kafayla top başlıklı ceza sahasına doğru. Çağlar'ın ileriye doğru uzattı top. Batuhan Er kafayla yine müdahale etti. Selahattin topa sahip oldu. Selahattin'in uzattığı top Batuhan Er. Anafartalar Spor bir taç atışı, Saray Spor taç atışını kullanıyor. Ali yine topa müdahale etti orada. Orada faul atışı. Faul atışını kazandı Anafartalar Spor. Şahin'e yapılan atışı Şahin kullanıyor. Batuhan Er kaleciyle karşı karşıya. Onun aşırtma vuruşu. Evet, Batuhan Er kaleciyle karşı karşıya kaldı.
kalecinin üzerinden topu birilere göndermek istedi ama top avuta çıktı oradan. Şu anda karşılaşmanın 28. dakikası. Saraysporun 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Ve kaleci Dinçer'in gönderdiği top avut atışında. Ve taç atışını Anafartalar Spor kullanacak. Oğuz'un ileriye gönderdi top. Batuhan Er. Arda topun başında şu an. Arda serbest vuruşu kullanacak. Oradan Arda uzaklaştı. Ali topun başına geldi şimdi de. Ali de bıraktı. Şu anda topun başında Çağlar var. Çağlar serbest vuruşu kullanacak. Çağlar'ın vuruşunda top defanstan geriye döndü. Çağlar tekrar topu ileriye göndermek istedi. Ama orada Saraysporlu oyuncular topa müdahale etti. Top tekrardan Farklılar Spor'da. Çağlar'ın ileriye uzattığı top. Şahin orada topla buluşmak istedi. Batuhan Ak. Orada Saraysporlu oyuncunun Şahin'in taç atışını izliyoruz. Şahin taç atışını kullandı. Batuhan Er topla buluşmaya çalıştı ama orada olmadı. Selahattin topu ileriye uzaklaştırdı. Evet, güzel bir kafa pası Esat'tan. Korner olması gerekiyor. Sanki Saraysporlu bir oyuncuya çarptı. Anafartalar Sporu'nda böyle bir beklentisi var ama hakim avutasını gösterdi. Bu arada kaleci Dinçer yine ayakkabılarının bağcığı söküldü galiba. Yine tekrar oyunun durmasına neden oldu Dinçer. Ve şu anda ayakkabının bağlarını bağlıyor. Tabii bu hakemin de buna da itiraz ediyor Anafartalar Sporlu oyuncular. Zaman geçmesi nedeniyle Arda ve Batuhan Er hakemin yanında şu anda. Dinçer hala şu anda eldivenlerini taktı ve out atışını şimdi kullanacak Dinçer. Orada Selahattin'in müdahalesi yetersiz kaldı. Selahattin topu taça gönderdi. Saraysporlu taç atışını izliyoruz. Arda orada Ali orada rakibine topu çarptırıyor ve taç atışını Anafartalar Spor Arda ile kullanıyor. Arda'nın ileriye Esad'a gönderdiği top. Tekrar top out taşı çıktı ve Arda tekrar taç atışını kullandı. Arda da top. Sezer'in taş atışıydı. Arda topa müdahale etti. Burayı göreyim. Şahin'i ileriye uzattı top. Esad'ın vuruşu kaleci Dinçer topa müdahale etti.
Şahin. Şahin'in zaten top sahalara gitmedi. Taç atışını ana parçalar spor Şahin'le kullanıyor. Çağlar'ın ileriye uzattığı top. Esat orada çıktı ama topa dokunamadı. Batuhan Er topu aldı. Çizgi üzerinde Batuhan Er. Orada taş atışını kullandığı ana parçalar spor. Bir kez daha taç. Sarayspor'lu oyuncular orada taça gönderdiği topu. Ve taç atışını kullanıyor yine. Sezer'le kullanıyor taç atışını ana parçalar spor. Ceza sahası içerisine gelen top. Şahin. Orada gelişen yine ani bir Sarayspor hata olabilir. İleriye uzatılan top ama top yakalanıyor. Selahattin'in ileriye uzattığı top. Şahlar ayağının altından kaçırdı. Batuhan Ak şu anda topla buluştu ama Sarayspor'lu oyuncuların müdahalesiyle top taça çıktı ve ana farklılar spor taç atışını Şahin'le kullanıyor şu anda. Şahin battı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Batuhan Er. Batuhan orada bir müdahale ama hakem oyunu devam ettirdi. Batuhan Ak topu aldı. Batuhan Er'e gönderdiği top. Bu arada hakem bir faulü tespit etti orada ve ana 6 numaralı Burak bir sarı kart gördü. Hakem Aykut Avcı'dan. Aykut Duru'dan pardon özür diliyorum. Aykut Duru Sarayspor'lu oyuncuya orada bir sarı kart gösterdi ve şu anda topun başında Burak Batuhan Er bulunuyor. Batuhan Er faul atışını kullanacak. Batuhan'ın ceza sahasına uzattı top. Kaleci Dinçer'e kadar gitti. Dinçer'in ileriye uzattı top. Kaça kadar çıktı? Hakem taş atışının yerinden kullanılmasını istedi. Orada Sarayspor'un oyuncunun vuruşu taşa çıktı ve taş atışını kullanıyor ana parçalar spor. Ali orada topu kafayla uzaklaştırdı. Çağlar, Batuhan Er, Ak. Batuhan Ak topla buluşmaya çalışıyor. Sarayspor'lu oyuncunun bir müdahalesi. Orada Şahin'in yaptığı hareketi faul olarak belirliyor hakem Aykut Avcur. Sarayspor faul atışını kullanıyor. Ceza sahasına uzatılan bir top. Kaleci Oğuz çıktı ve orada topu kontrol altına aldı. Oğuz'un degajı. Batuhan Ak, Batuhan Er'e uzatmak istedi ama orada Sarayspor'lu oyuncuların bir müdahalesi var ve top taça çıktı. Taç atışını Şahin kullanıyor. Farklılar spordan. Yine bir 4 numaralı oyuncu Tarık'tan bir müdahale ve top taça çıktı. Farklılar spor taş atışını kullanıyor yine. Şahin'le. Şahin'in ileriye uzattığı top. Şahin. Hadi be! Hadi. Batuhan. Batuhan kaleciyle buluştu. Gerçekten Batuhan'ın müdahalesini kaleci kurtardı. Ardından 3 numaralı Şahin. Boş kaleye topu gönderemedi. Out'a gönderdi. Gerçekten gelişen güzel bir ataktı ama Şahin
gol vuruşunda noktan kaldı ve boş durumdaki topu avuta gönderdi. Gerçekten önce Batuhan Er pozisyona girdi. Batuhan Er'in vuruşunu kaleci Dinçer kurtardı. Dinçer'den dönen top kale bomboştu. Şahin'in vuruşu avuta çıktı ve Dinçer, kaleci Dinçer avuta içini kullandı. ...38. dakikada Şahin'le %100 bir fırsattan Anafartalar Spor yararlanamadı sevgili spor severler. Gerçekten Anafartalar Spor'u şu dakikaya kadar bulduğu en önemli pozisyonlardan bir tanesiydi. Evet, şu anda Batuhan Er faul atışını kullanıyor kendine yapılan. İleriye gönderilen top. Batuhan Er'in vuruşu. Saraysporlu oyunculara çarptı ve kornere çıktı. Anafartalar şimdi bir korner atışı kullanıyor. Orada Saraysporlu'nun müdahalesi top taça çıktı. Kaç atışını kullandı Anafartalar Spor. Kaleci bırak dedi Dinçer. Ve top orada Dinçer hakim oldu. Kaleci Dinçer'in vuruşu taça çıktı ve taç atışını Sezer'le kullanıyor şimdi Anafartalar Spor. Sezer taç atışını kullandı. Top kaleci Oğuz'a kadar ceza sahası içerisine gitti. Hemen Oğuz Şahin'e topu uzattı. Batuhan Ak. Pardon. Çok özür dilerim. Böyle buraya bir... Top kaleci Oğuz'a kadar gitti. Oğuz'dan hemen Sezer'e uzatılan top. Sezer'in ileriye uzattığı topu Batuhan almak isterken orada rakibine bir faul yaptı Batuhan Er. Ve centilmence rakibinden özür diledi Batuhan. Ve şu anda da yağış biraz azaldı sevgili spor severler. Gerçekten demir şiddetini artıran yağış şu anda azaldı şiddeti yağışın. Ali orada müdahale etti. Ali'ye yapılan müdahale orada faul. Hakem hemen faul düdüğünü çaldı ve Ali... Bakalım orada atışı Ali kullanacak şimdi Anafartalar Spor adına. Ali'nin ileriye uzattığı top. Batuhan hep topla buluştu. Sağ kanatta. Batuhan rakibini geçti. Ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle top kornere çıktı. Ve Anafartalar Spor bir korner atışı kullanacak şimdi. Batuhan Er'le. Batuhan Er top, Batuhan topun başında. Saraysporlu kalabalık bir futbolcuyla sayısıyla. Evet orada Saraysporlular topu uzaklaştırdılar. Taça döndü bu korner vuruşu. Gelişen Ali'yi Saraysporlu şimdi taç atışıyla öne devam edecek. Uzatılan top orada kafayla top uzaklaştırıldı. Esat şu anda. Esat rakibini geçti. İkinci rakibini geçemedi. Ve Saraysporlu Esat şu anda taç atışını kullanıyor. Esat'tan Batuhan Ak. Orada Saraysporlular müdahale etti ama Batuhan tekrar dokundu. Çağlar'ın ileriye gönderdi top. Orada Saraysporlu oyuncular araya girdi ve topu taça gönderdiler.
sağladığım vuruşu çok uzak bir şekilde, kaleye uzak bir şekilde avuta çıktı. Avut atışını Dinçer ile kullanıyor. Şu anda da hakem 4 dakika, şu an dakika 45 ve hakem 4 dakika uzatma süresi gösterdi. Şahin'in yaptığı hareket yine faul olarak bir Saraysporu faul atışı kazandırdı. Burak'la faul atışını kullanacak Saraysporu. Abi buraya gelmezsen, çünkü burayı göremem lazım. Buran kullandığı atış. Kaleci Oğuz uzaklaştırdı. Avut atışı, evet avut atışı. Top orada 7 numaralı oyuncu Harun topu arkadaşına kazandırmak istemişti ama top avuta kadar çıktı. Ve avut atışını şimdi kaleci Oğuz kullanıyor Anafartalar Spor'da. Oğuz'dan kötü bir vuruş. Top taça çıktı ve Saraysporu bir taç atışı kullanacak şimdi. Sağ kanattan 3 numaralı oyuncu Aykut taç atışını kullandı. Orada Anafartalar Sporlu oyuncunun müdahalesi Aşkın'a çarptı ve top Anafartalar Spor'un taç atışı olarak kazandı. İleri uzatılan bu top yine bir taş atışı şu anda. Top Arda'da. Arda'nın ileri uzattığı Batuhan kovuyor topu. Şu anda bir itirazı var Anafartalar Sporlu'nun dedim. Hakem Aykut Avcı'yla. Ceza sahasında uzatılan bir top. Artık ilk yarının son dakikaları, uzatma dakikalarında Ali topu taça gönderdi. Saraysporu karşılaşmanın son dakikalarına girdiğimiz şu dakikalarda 1-0 üstünlüğünü koruyor. 10. dakikada Ayberk'in bulduğu golle. Batuhaner orada topla buluşamadı. Arda'nın kafayla ileriye uzattığı bir top. Esat kovalıyor ama o topu alamadı Esat. Selahattin'in kafayla tekrar ileriye uzattığı top. Çağlar'ın orada vuruşu kaleci Dinçer'e kadar uzandı. Kaleci Dinçer topu kontrol altına şu anda aldı. Orada Batuhaner'in de baskısı vardı. Kaleci Dinçer topu elini aldı ve atışını kullanacak şimdi. Debajını izliyoruz. Uzun bir degaj. Orada Saraysporlu oyuncunun vuruşu avuta çıktı. Kaleci Oğuz avut atışını kullanacak Anafartalar Spor adına. Oğuz'un avut atışı Çağlar. Çağlar'a orada yapılan bir hareket ve faul. Hakem arada faul atışını hemen Mehmet'in ileriye uzattı. Top Batuhaner göğsünü kontrol etti. Sağ kanadı uzattı. Orada Sezer. Hoca, tamam yok hoca. Müdahalesi ve Saraysporlular orada topu aldılar. Ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldığı hakem Aykut Avcı. Karşılaşmanın ilk yarısında Saraysporu 1, Anafartalar Spor 0.
10. dakikada Ayberk'in attığı golle Saraspor'u ilk yarıyı 1-0 önde kapattı sevgili spor severler. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Saraspor'un vuruşuyla başladı ve top avuta çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı yine yağış şiddetini arttırdı gerçekten. Az önce duran yağış yine şiddetli, gerçekten arttı. Şiddetli bir şekilde yağmaya devam ediyor. Bu arada birinci amatör ve süper amatörde bazı karşılaşmalarında iptal oldu. Maçın başında da bunu söylemiştik. İptal oldu. Duyumlarını aldık ve gerçekten sahaların kötü olması nedeniyle bazı karşılaşmalar iptal olmuş. Az önce de İbriktepe maçını yöneten hakem triosu bu karşılaşmayı izlemek üzere geldi. Bu arada gelişen Anafartalar spor otağında Batuhan Akın faul yaptığını tespit etti orta hakem. Esat topu ayağından kaçırdı. Arda'nın topu Batuhan Er. Esat'a gelmedi top. Sezer'in pasında. Gelişen Saraspor otağını izliyoruz. Sağ kanatta. Orta ve evet, hakemin offside belirleyen bayrağı ve çalan offside düdüğü ve Anafartalar spor oyuna offside atışıyla başlayacak. Offside atışını, evet, serbest vuruşu oradan kullanan oyuncu Selahattin. Selahattin'in ileriye uzattığı uzun top, orada Saraysporlu oyuncular topu uzaklaştırdılar ve taş atışıyla Anafartalar Spor devam edecek oyuna. Batuhan Er orada bir offside pozisyonu tespit etti. Batuhan'ın pozisyonu offside ve Saraysporlu offside atışıyla oyuna devam edecek. Şu anda yağmurun tekrar azaldığını, demin şiddetini artıran yağmurun yine azaldığını gözlemliyoruz. Sağ zemininde herhangi bir oyunu etkileyebilecek bir sıkıntı olmadığı. Vuruşu, Saraspor'lu oyuncuların vuruşu top taşa kadar çıktı. Taş atışını Saraspor kullanacak. Orada Anafartalar Spor'dan Arda'ya çarparak top taşa çıkmıştı. Ve Saraspor taş atışını şu anda kullanacak. Sol kanattan. Orada Arda'nın kafayla uzaklaştırdığı top. Batuhan Er topu yetişmek istedi ama yetişemedi. Tekrar Mehmet'in pası, rakibe giden bir pas oldu. Kaleci Oğuz buradan bu şutu aldı. Oğuz'un ileriye defajı. Batuhan Er. Batuhan iki kişi arasında ceza sahasına girdi ama Saraysporlu oyuncuları orada topu. Evet, şu anda Saraysporlu'ya çarptı top. Şu anda Sezer. Sezer'in ceza sahasının ortası. Batuhan'a arka tarafta Mehmet'e geldi top. Mehmet topla Şahin. Şahin topla buluşmak istedi o noktada ama olmadı. Arda kafayla topu arkadaşını iletmek istedi. Saraysporlu orada topu aldı. Selahattin kovuyor. Ve geride Ali Saraspor vuruşu taça avuta çıktı. Avutu Oğuz kullanıyor, kaleci Oğuz. Saraspor'un müdahalesiyle top taça çıktı. Ve Anafartalar Spor taç atışını kullanacak şimdi. Sağ kanattan. Sol kanattan Şahin'le. Şahin, Selahattin. İleriye uzatılan uzun bir top. Batuhan Er ve Esat topa ulaşmak istedi ama ulaşamadılar. Top avuta çıktı. Uzun, hızlı bir toptu. Tabii yağışın da şiddetiyle hepsini arttırdığı için, topun etkisini arttırdığı için top avuta kadar çıktı. Şu anda avut atışını
kullanacak Saray Sporlar. 3 numaralı Aykut Otokşin'i kullanıyor. Ali. Ali'nin ileriye uzattığı top. Batuhan Ak orada müdahale edemedi. Mehmet topu kovalıyor. Mehmet yaptı. Şahin. Şahin ile kaç atışını kullandı. Ne görmem lazım. Ben de tutuyorum. Çağlar, Çağlar'dan önce araya giren oyuncu top aldı. Selahattin Mülayis kapı Arda. Arda'nın ileriye uzattığı top. Esat'ın uzattığı top Çağlar. Çağlar orada bir müdahale. Gerçekten çok sert bir müdahaleydi ve Çağlar hakem Aykut Avcı hemen orada faul tespit etti ve düdüğünü çaldı. Şu anda Çağlar'a yapılan hareketten doğan faul atışını kullanacak ana farklar skor. Topun başında bakıyoruz Batuhan Ak ve Batuhan Er var. İki Batuhan da topun başında. Ali Arda da onların yanına geldi. Batuhan Er oradan uzaklaşıyor şimdi. Batuhan Ak topun başında kaldı. Arda orada. Batuhan Ak orada. Batuhan Ak bakalım hangisi olacak? Emre Arda ve Batuhan Ak topun başında. Saraspor barajı oluşturdu. Hakem Aykut Avcı barajın noktasını ayarladı. Ve şimdi Arda ve Batuhan Ak orada. Bakalım hangisi olacak? Arda atladı. Batuhan'ın vuruşu gerçekten kaleci Dinçer çizgiden çok giren hemen dibinden topu güzel bir şekilde tutardı. Korner atışını kullandı. Ana farklar spor. Esad'ın vuruşu tekrar bir köşe atışı daha kazandı. Esad'ın vuruşunda top 2 numaralı Doğan'a çarptı ve Doğan'a çarpan top kornere çıktı. Gerçekten az önceki vuruşta Batuhan Ak'ın vuruşu hemen direğin dibinden kaleye giderken Dinçer uzandı. Gerinde bir müdahaleyle topu kornere gönderdi. Kullanılan korner atışı direkt taça giden bir atış oldu. Korner atışını kullanan oyuncu da Mehmet'ti. Mehmet kötü bir atış kullandı. Top taça kadar çıktı. Saraspor şu anda Batuhan'a kaçarpan top taça çıktı. Saraspor taç atışını kullanacak. Batuhan'ak Çağlar. Çağlar'ın Sezer uzattı top. Sezer topu aldı. Mehmet'in pası gerçekten başarısız bir pas oldu. Mehmet bugün kötü bir performans sergiliyor sevgili sporcularlar. Mehmet bugün kendinden beklenen performansı sergileyemiyor. Pasları isabetsiz ve şimdi Anafartalar'ı kazandı. Yine bir taç atışı var. Anafartalar spor taç atışını Sezer'le kullanacak. Batuhan Esat orada topu almaya çalıştı. Saraysporlar topu uzaklaştırmak istiyorlar ve şu anda çıkardılar. Top şu anda Ali'de. Ana Partalar Spor'dan Ali. Ali'nin ileriye uzattığı top. Esat. Esat topu ulaşamadı. Saraysporlar'ın. Ve şu anda Mehmet'le. Mehmet'le bir. Batuhan! Ofsayta geçsene oğlum ya! Kaç atacaksın? Şu anda orada bir oyuncumuz yerde yetiyor Ana Partalar Spor'dan. Hemen hakem tedavisi yapılmak üzere sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Sonra da Esat bir sakatlık geçirdi. Batuhan Ak'ın vuruşu çok az gerçekten bir eli üzerinden orta çıktı Batuhan'ın vuruşu. Güzel bir vuruştu. Kaleci önce görünce aşırtmak istedi ama evet, hakem kaleci Dinçer'i uyarıyor oyunu hızlandırması için. Saraspor'un ileriye uzattığı top taşa çıktı. Thank you.
karşılaşmanın 54. dakikası. Çağlar'ın vuruşu avuta kadar çıktı. Evet. ...55'e doğru gidiyoruz. Yağış zaman zaman duruyor, zaman zaman hızlanıyor. Ve şu anda Saraspor kaleci Dinçer de avuta tuşunu kullanacak. Dinçer gerçekten çok ağır hareket ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında da zaman zaman... ...işte ayakkabılarının bağcığı çözülmüştü Dinçer'in ama... ...gerçekten şu anda sahada 3-4 tane top görüyoruz. Nasıl oluyorsa 4 top şu anda sahada gerçekten... 3 top ve 1 top kaldı. Yani oradan buradan gelen toplar. Saraspor avut atışını kullandı. Arda. Mehmet'in uzattığı top. Şu anda Esat. Esat Sezer'e. Sezer'in vuruşu. Gerçekten Sezer'in orta şut karışımı vuruşu. Kaleci Dinçer kornere geldi. Evet şu anda da karşılaşmanın 55. dakikası. Yanımızda yorumcu arkadaşımız Umut Çatal var, Güven Gazete Spor muhabiri. Umut Bey, şu anda Saraspor 55. dakika 1-0 önde. Karşılaşmayı nasıl değerlendireceksiniz şu dakikaya kadar? Nasıl buluyorsunuz Anafartalar Spor'u? Evet, öncelikle merhabalar herkese. Anafartalar Spor bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Fatih Anlar'la yollarını ayrıldıktan sonraki ilk maçı. Tabii zor bir maç. Hem psikolojik olarak zor maç. Bunun ötesinde de hava ve sahanın bozuk oluşu da buna tabii önemli etkiliyor. Evet şimdi golün sahibi Aşkın'ın evet vuruşunu gördük. Evet Saraspor'u ben daha önce de izlemiştim. Sahanın bozuk oluşu diyorsunuz ama şu anda sahada herhangi bir bozukluk olduğuna ben futbolu etkileyecek bir pozisyon yok. Çünkü birçok sahada maçlar ertelendi ama burada maçlar oynanıyor. Zorluk derecesi tabii ki, anlamında evet. Söyledim. Yani yoksa topa hakim olma evet, noktasında evet, zorluk. Evet, yağış nedeniyle onu kastettiğimiz evet, herhalde. Evet onu kastettim. İzleyenlerimiz de yanlış anlamasın. Saha çünkü gerçekten futbol oynamaya gerçekten müsait ve elverişli bir saha. Evet Anafartalar Spor'un bence bu maçtan mutlak puan alması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta da evet. Şu anda bir puanlı bulunuyor. Son 10. sırada. Edirnespor'un üstünde 10. sırada bir puanı var. Bu maçtan da puan alması gerekiyor mutlak surette. Saraspor da çok iyi bir takım değil. Ligin orta sıralarında mücadele eden. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Keşanspor'u yenip Bal Ligi'ne yükselemeyip ondan sonra tekrar bu ligde devam ettiler. Ben Yeni Karpuz Spor maçını izlemiştim. Bence bu maçın çim sahada oynanması Anafartalar Spor lehine olabilirdi diye düşünüyorum. Bunu maçtan önce Hayrettin Hoca'yla da görüştüm. Ama bu şekilde bir karar verildiğini geçtim önceki hafta. Anafartalar Spor'un yönetiminin aldığı bir karar. Evet. Tam evet. Ama şimdi bence şurada şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Batuhan'ın vuruşu defansı çarptı. Rakibe göre sonuçta iki saha var. Bir sentelik bir evet. Normal çim. Rakibe göre bu sahanın seçimi yapılması bence daha doğru olabilir. Çünkü siz de görüyorsunuz ki Saraspor biraz daha nasıl bir tecrübeli yani yaşlı oyuncu. Evet o anda Ali'nin gerçekten Ali'nin kafa golü. Ali gerçekten dakikaya bakarsak hemen dakikaya bakarsak 1-1 eşitliği sağladı Ali'nin golüyle. Ali'nin kafa golü gerçekten muhteşemdi. Kornerden gelen bir 13 yani yaklaşık 58. dakikada evet. 58. dakikada Ali 1-1 eşitliği sağlayan golü kaydetti. Vurulan bir Santa'dan vurulan bir vuruş. Aşkın vurdu ama top avuta çıktı. Evet Sayın Çatal yarım kalmıştı. Gol sevincini yaşadık bu arada. Evet, ben geçtiğimiz hafta da yorum yaptığım sıralarda nedense hep gol oluyor. Hep de bizim o zaman size bir yorum yapın bence Sayın Çatal. Evet, geçtiğimiz hafta da... Evet. Maalesef. Ya gerçekten... dakika 59 diyelim buna da. Evet, Saraspor. Siz yorum yapmayın en izleyeceğim şimdi de ama... evet, Saraspor 59. dakikada hemen golün bir dakika ardından gol atan arkadaşımızı buradan şu anda Saraspor 9 numaralı oyuncu yine Aşkın mı golü kaydetti? Yok. 9 numara Aşkın değil ama. Aşkın evet. Yani şunu da söylemek istiyorum. Saraysporlu yöneticilere formaların numaraları hiç belli olmuyor. Bence başka bir formül bulsunlar. Buradan bizim gibi yani tabii yayın yapan yok ama biz bayağı zorlanıyoruz bence. Evet. Forma numaralarını pek buradan göremiyoruz sevgili sporseverler. Gerçekten siz de yayını izlerken buna dikkat edersiniz.
şu an numaralar pek okunmuyor çünkü açık rengin üzerine açık bir forma numarası istenmiş. Buradan da o yüzden o nedenle 8 numaralı 11 numaralı Ayberk'in golümü diyelim. Ayberk golü kaydetti. Evet, şu anda da uzun kök sporlu arkadaşları görüyoruz. Onların da maçı iptal oldu herhalde. Maçınız iptal mi oldu arkadaşlar? Evet. Evet. Kiminleydi maçınız? Doğran. Doğran'la olan maç iptal olmuş ve onlar da bugünkü Anafartalar maçını izlemeye gelmişler. Şu anda Anafartalar'ın atağı görüşüyor. İki numaralı Sezer oradan yetişemedi. Topu orta kadar çıktı. Evet Sayın Çatal, ben bir de şunu soracağım. Şimdi siz gerçi ondan bahsettiniz. Bu arka sahada oynaması Anafartalar Spor'a bir kazanç mıdır yoksa yok kayıp mıdır? Şimdi biraz önce söylediğim gibi evet. Şimdi Saraspor gibi bir rakiple oynarken bence benim kişisel fikrim tabii bu. Herkes katılır ya da katılmaz. Oynarken normal için büyük sahada oynanması daha avantajlı çünkü tecrübeli ve yaş olarak Anafartalar Spor'dan yaşlı bir ekibe karşı oynuyoruz. Hatta ben yeni Kartuzlu Spor maçını izledim Saraspor'un 5-3 kazandığı. Burada da bu sentetik sahada, Saraçhane sahasında oynanmıştı. Yani sentetik deneyimleri çok fazla. Dolayısıyla yani onlar açısından da bir avantaj gibi görülüyor bu burada. Bunu da zaten gördük golün hemen ardından. Bir hemen yan topla, bir şişirme topla golü buldu Saraspor. Şu anda çok etkili geliyor. Ama kaleci... Ali'ye çarpan evet, top, kaleci Oğuz'a... Yani dediğim gibi bunu rakibe göre değerlendirip bu sağ seçimini yaparsa bence yönetim daha iyi yapmış olur diye düşünüyorum. Salih Keşanlı, Keşanlı bir oyuncu. Evet, Keşanlı bir oyuncu. Üniversitede okuyor, Edirne'de üniversitede okuyor. Dolayısıyla da Saraspor'da da oynuyor aynı şekilde. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Saraspor aslında ligin başında bu ligin şampiyon adayları arasında gösterilmişti. En güçlü adayları arasında gösterilmişti. Sizce nasıl yorumluyorsunuz Saraspor'u? Gerçekten şampiyon olabilecek bir kadroya sahip. Saraspor zaten şöyle bir olgu var. Konuyla ilgili Saraspor şampiyon olsa dahi bir üst lige çıkamayacak. Evet. Geçen yılki. Evet. Dolayısıyla zaten şu anda yedek kulübesini lütfen özellikle bir çekebilirsek bir oyuncu ve bir kaleci öneri vardı. Yedek toplam 13 kişilerdi. Bir oyuncu sakatlandı. Kesik vardı. Onunla ilgili son durumu şu anda bilemeyeceğim ama yakın zamanda bilgi gelir. Evet. Görüldüğü gibi bir tane yedek kaleci var. Getiriyoruz. Bu da ligdeki ne amaçlı nasıl bakış açısını gerçekten gözler önüne seriyor. Yani futbol oynamaya çalışıyorlar. Kazanıp kaybetmek bence çok onlar için önemli. Zaten diyorum ya yani şampiyon olsalar dahi bir üst lige çıkamayacaklar. Bu şekilde ama lige renk atan bir takım. Herkesi özellikle bu tarz dar sahalarda her rakibi yenebilecek güçte bir takım. Sayın Çatal teşekkürler. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Ben İzleyenlerimize değerli fikirlerinizi aktardık. 3 dakikada 2 gol attırdık. Görüşmek üzere. Alay Bey ikinci gol yedi. İkinci golü ye. Lütfen. Evet yine bir korner atışı kullanacak Anafartalar Spor'u sağ kanattan. Ali hemen yine ceza sahasının içerisine doğru gidiyor. 58. dakikada golü bulan Ali. Evet yine bu sefer korner ters bir köşeden olacak. Diğer köşeden, sol köşeden korner atışını kullandı hemen Anafartalar Spor. Ortası kaleci Oğuz'un müdahalesi ve top Oğuz'un müdahalesi var gibi geldi ama o bu şu hakem alt açını gösterdi. Kaleci Dinçer gerçekten maçın başından bu yana zaman geçirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama Aykut Avcı'nın da bir müdahalesinin olmaması gerçekten ilginç. Hakem, orta hakem Aykut Avcı kaleciyi maalesef uyarma gereğini bile duymuyor. Evet. Offside pozisyonunda. Çok ilginç. Bu arada tabii kaleci Dinçer'in hareketleri de taraftarlardan tepki topluyor sevgili spor severler. Evet Esat. Esat'ın gerçekten kötü bir vuruşu. Yağış yine şiddetini müthiş bir şekilde arttırdı.
Selahattin'in pası. Orada bir faul. Batuhan Ak'a yapılan hareket. Faul. Evet, gerçekten sevgili sporseverler, Dinçer'in oyunu gerçekten kürklese etmesi ve zaman geçirmesi ne rağmen hakemin herhangi bir müdahalesinde olmaması çok ilginç. Tabi bu da taraftarlardan tepki topluyor. İleriye uzatılan bir top, orada Batuhan Er topu kontrol edemedi. Şu anda da şiddetin yağışını görüyorsunuz. Gerçekten şiddetli, müthiş bir yağış. Ve Dinçer'in, evet işte Dinçer'in yine hareketleri ve taraftarların tepkileri dile geliyor. Ama orta hakem Aykut Avcı maalesef bu duruma sadece bakıyor. İzliyor sevgili sporseverler. Esat şu anda sağ kanattan hata geliştiriyor Anapartalar Spor adına. Ve korner atışını şu anda kazandı Anapartalar Spor. Evet, orada yine bir kafa vuruşu. Kimden hemen bakalım. Batuhan Erden bir kafa vuruşu. Yine kornere çıktı. Evet, şu anda hakem Aykut Avcı. Aykut Avcı hele yani en sonunda taraftarın da tepkisiyle gerçekten yani Dinçer'e, zaman geçirmeye çalışan Dinçer'e gitti, sarı kartını gösterdi. Ve kaptanları yanına çağırıyor galiba. Bana da ver, bana da! Bu arada Anapartalar Spor'dan bir oyuncuya da sarı kart geldi galiba itirazından dolayı. Bakalım bu oyuncumuz kimmiş? 7 numaralı Mehmet. Evet, 7 numaralı Mehmet de bir sarı kart gördü. Hakeme deminki pozisyonda itirazından dolayı sanırsam bir sarı kart geldi ve şu anda out atışını kullanıyor Saraspor. Orada Mehmet'in yaptığı bir hareket faulü getirdi. Sporcular gerçekten bu yoğun yağışta topu kontrol etmekte zorlanıyorlar sevgili sporseverler. Karşılaşmanın 67. dakikası ve Anapartalar Spor'un 2-1 mağlubiyeti var. Söz konusu karşılaşmada Saraspor 2-1 önde. 13. dakikada Aşkın Saraspor'u 1-0 öne geçirmişti. 58. dakikada Ali kornerden gelen bir köşe atışında kornerden kafayla topu ağlara göndermiş ve eşitliği sağlamıştı. Ama hemen ardından 1 dakika sonra 59. dakikada Ayberk Saraspor'u 2-1 öne götüren bir faydası ve hakem şu anda pozisyonun yerinden kullanılmadığını belirterek yeniden maçın yerinden kullanılmasını istedi ve Esad'a bir sarı kart çıkıyor. Esad'ın itirazından dolayı bir sarı kart. Şu anda Ali ile bir serbest vuruşu kullanıyor Anapartalar Spor. Ali'nin ceza sahasını uzattı top. Batuhan Er'in kafa vuruşu. Gerçekten Batuhan Er orada uygun bir pozisyondaydı. Kale sahasının hemen önünden kafasıyla topu kaleye göndermek istedi ama top avuta çıktı. Ve şu anda da karşılaşmanın az önce de söylediğim gibi 74. dakikasına girdi şu anda. Pardon, 74. dakika değil. 73. dakikadayız. Altı dokuza doğru gidiyoruz. Şu anda da şiddetin yağışını, gerçekten yağışın şiddetini tamamen arttırdığı müthiş bir anı izliyoruz. Gerçekten işte şu anda ekranlarımıza da yansıyor. Yağışın şiddeti. Hadi.
gerçekten bu sahada tabii sahada değil de bu yağışta futbol oynamak ve topu kontrol etmek de tabii futbol için her iki takım oyuncuları için de gerçekten çok zor olsa gerek. Şu anda ileriye uzatılan top. Batuhan akım vuruşu. Avuta çıkıyor top. Müthiş bir işte şu anda yağışı ekranlarımızda. Saraspor'un 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Şu anda Saraspor'un bir köşe atışını izleyeceğiz. Saraspor'dan gelen köşe atışı. Orada Saraspor'da Aşkın'ın eline çarpan top bir el olarak değerlendirildi ama avantajı bırakabilecek bir pozisyondu. Karşılaşmanın orta hakim oyunu durdurdu. El pozisyonunu verdi. Anafar Saraspor şu anda taş atışına başladı. Arda Sezer'in ileriye uzattığı top. Orada Batuhan Er'e yapılan bir pozisyon var ama hakim devam dedi. Koşun. Evet, şu anda Batuhan Er ve Saraspor'da bir oyuncu yerde. İki oyuncu da çarpıştılar. O çarpışmanın etkisiyle de şu anda yerdeler. Hemen sağlık görevlileri müdahale için sahaya geldi. Hakemin davetiyle. Şu anda 70 doğru gidiyoruz, ilerliyor zamanımız ve Saraspor faul atışıyla karşılaşmaya başlayacak. Evet, orada top taça gitmemişti ama hakem taç atışını hükmetti anlaşılmaz bir şekilde. Gerçekten Anafartalar sporlar da onu vurgulamaya çalıştılar ama hakemin kararı böyleydi. Anafartalar spor tacetini kullandı. Batuhan Er şu anda esas ceza sahasına girerken Saraspor'da oyuncular topu taca gönderdiler. Alevi ileriye gönderdiği top. Batuhan Er. Mehmet'in Alevi'ye yaptığı bir hareket var. Batuhan Er hemen kalecinin yanına geldi. Onu saldırmak istiyorum. Hakim uzaklaştırıyor kendisini. Sakin ol diyor. Şu anda hakim Akif Avcı'yı yakından görüyoruz. Gerçekten müthiş bir şekilde ıslanmış. Her iki takım oyuncuları da hakemler de müthiş bir şekilde bu yaşa rağmen karşılaşmayı devam ettiriyorlar. İleriye uzatılan topu kaleci Oğuz. Oğuz'un büyük bir hatası. Gerçekten kontrol edebileceği topu ayağından kaçırarak bir taşa oluşmasına neden oldu. Aşkın şu anda Sezer'e çarpan top taşa çıktı. Demin kaleci Oğuz'un büyük bir hatası vardı. Oğuz onu da topu kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı. Top Oğuz'a çarptı ve taşa çıktı.
Offside pozisyonundaymış. Oradaki Saraysporlu oyuncu ve offside atışıyla oyuna başlayacak Anapartalar Spor tekrar. Sakin et. Orada Anapartalar Spor'da oyuncunun yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor hakem Aykut Savcı. Batuhanak'a bakıyoruz. Batuhanak değiştirin diyor. Gerçekten bir darbe aldı sanırsam. Batuhanak hemen kulübeye döndü ve beni değiştirin müdahalesini işaretini yaptı. Orada yine sert bir hareket Şahin'den. Şahin rakip oyuncuya gerçekten topa vurmak isterken bir harekette bulundu. Ve faul atışını Saraspor kazandı bu dakikada. Şu anda Batuhan Akın'da bir sakatlığı bulunuyor. Batuhan Ak da sağlık görevlileri tarafından şu anda tedavi ediliyor. Ve bu arada Saraspor'da oyuna faul atışıyla başlayacak. Saraspor'un sağ kanattan faul atışını izliyoruz. Sizlerin ileri yazarsa çok Batuhan Er. Orada Saraspor oyuncuların müdahalesi var. Batuhan Er topu aldı. Rakibini geçti orada. Ama top avuta kadar çıktı. Batuhan'ın müdahalesi orada yetersiz oldu. Burada değildi bak. Arda'nın oradaki müdahalesi yetersiz. Arda ileriye uzatmak istedi arkadaşına topu ama top kaça çıktı. Mehmet. O Zaban kurtuldu Arda. Arda'nın Batuhan'a uzattığı top. Mehmet. Mehmet'in ters tarafa attığı top. Sezer. Sezer'in ceza sahası içerisinde göndermesini topta. Bu arada Ali de arkadaşına gerçekten Kaptan Ali arkadaşına şu müsait bir pozisyonda iyi bir ortak olmadığı için çok kötü. Şu anda Saraspor faul atışını kullanıyor. Ali'nin müdahalesi. Saraspor'un ileriye gönderdiği top. Kaleci Oğuz'a kadar gitti. Oğuz'un degajını izliyoruz. Uzun bir degajı. Batuhan Er topa müdahale etmişti. Orada tutturan güzel bir pas. Yakala be. Batuhan Er orada topu sahip olamadı ve kaçış top. Sezer'e şartlar top. Kaça çıktı. Saraspor çıkışını kullanacak. Mehmet'in uzattığı top. Orada Batuhan Akın bir faulü var. Batuhan rakibine faul yaptı. Hakem bir yük aldı. Saraspor ileriye uzattığı top. Şahin orada uzattı. Batuhan da top. Batuhan Ak. Mehmet. Mehmet hemen yanındaki Sezer ve döndü. Anapartalar top takışını kullandı. Saraspor'da oyuncuların müdahalesiyle top tekrar taşa çıktı. Tekrar Anapartalar top takışını kullanıyor. Eyvallah.
Arda orada topa müdahale edemedi. Şahin. Şu anda Şahin. Sonra ileriye uzatılan top. Ama top kaleci Oğuz'a kadar gitti ve Oğuz orada topu kontrol altına aldı. Oğuz'un degajını izliyoruz şimdi. Uzun bir degaj. Batuhan Er topu kovalıyor. Batuhan Er. Orada Mehmet'in vuruşu. Giren üzerinden avukatlarına gitti. Şu anda karşılaşmanın 80. dakikasındayız. Karşılaşmanın 80. dakikasında Saraysporun 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Saraysporun kullandığı out atışı taşa çıktı. Ve son karşılaşmanın son 10 dakikasında Saraysporun 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Topa daha yakın. Arkadaş Şahin'e. Şahin'in ileriye uzattığı top. Batuhan Er orada topu almak isterken rakibin müdahalesi topu taça attı. Ve Anafartalar Spor şimdi birkaç atışı kullanacak. Korner atışını kullanıyor. Korner. Kay. Sezer. Sezer'in ileriye uzattı top. Oğlum. Sadece Dinçer. Dinçer'in uzun degajını izliyoruz. Sezer orada topa müdahale etmek istiyor. Top Sezer'de kaldı. Beyler sakin, beyler sağlar. Beyler. Evet. Gol yere bakın. Korner atışını kazandı Anafartalar Spor. Beyler hey, Sezer arkanızda var bak. Umut. Hadi beyler, hadi beyler. Korner atışını daha izleyeceğiz Anafartalar Spor'da. Saraysporlu oyuncuların müdahalesi. Güzel bir orta. Arada Batuhaner'in kafa vuruşu kaleciye çarptı. Penaltı itirazları oyuncuların. Eline dokunduğu Saraysporlu sporcunun şeklinde bir iddia var. Oradan top. Oradan Saraysporlular topu çıkarıyorlar. Bir anlaşmazlık bir anda. Kaleci Dinçer'in uzun vuruşu kaleci Oğuz'a kadar geldi. Anafartalar Spor Kulübü Oğuz'a. Sezer. Sezer'in ortası. Batuhan Er. Orada iyi kontrol yok. Arda oradaydı. Arda topu iyi kontrol edemedi. Yine uzatılan bir top. Esat o topu yakalayamadı. Çok hızlı bir top. Ve yağmurun etkisiyle top taça çıktı. Saraysporlu şu anda taç atışını kullandı. Taç atışını şimdi de Anafartalar Spor kullanacak. Umut. 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 Umut lazım mı? Gel. Geliyor be!
Evet Sayın Çatal, şu anda 84. dakikadayız ve Saraysporun 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Gelişen bir anafartalar hata var. Evet, orada bir kazanılan serbest vuruş. Evet Sayın Çatal, 58'i golü bulduk, 59'da hemen golü yedik. Tam siz yorum yapıyordunuz. Şimdi yine yorum yapıyorsunuz. Bakalım ne olacak? Neler söyleyeceksiniz bu dakikalar içerisinde? Yorumunuzdan bu yana geçen dakikalar futbolu nasıl buluyorsunuz? Anafartalar Spor mağlup olmanın etkisiyle saldırıyor tabii kendi avantajıyla birlikte, seyircisiyle birlikte. Son 5 dakika kaldı ama bir gol daha bulabileceğini düşünüyorum. En kötü beraberlik almasını tabii temenni ediyoruz Anafartalar Spor'a. Şu an Batuhan da topun başında. Evet, Batuhan Er ve Batuhan Ak zaten her idman sonunda bu tarz yerlerde sürekli friki çalışıyorlar. Zaten Batuhan Ak da geldi şimdi topun başına. Arda oradan uzaklaştı. Arda da oradaydı az önce. Yani bir gol olabilir çünkü sürekli çalışıyorlar her ikisi de. Bakalım pozisyon neyi getirecek. İyi bir vuruş bekliyoruz yani. Gol olabilir. Batuhan Er geldi. Vurdu. Ama kaleci Dinçer'e gerçekten Dinçer bir yere gitti. Dinçer bugün galibiyette bence önemli bir rol oynadı. Az önce de galibiyetse Saraysporu galibiyetse galibiyet halinde etkili oyun var bugün. Dinçer atar. Evet, Saraysport iyi bir, yani çok kötü bir takım değil ama iyi de bir takım değil. Ama buna rağmen deplasmanda Anafartalar Spor karşısında 2-1 galip şu anda. Bu arada Doğuran Spor zaten Edirne Spor maçında Doğuran Spor uzun köprü spor maçında az önce futbolcu arkadaşlarımızı arkadaşlar zaten gördük. Evet. Keşan Spor da haftayı bay geçiyor zaten bu hafta. Anafartalar Spor'un çok zor bir maçtı bu. Psikolojik anlamda da zor bir maçtı. Önümüzdeki hafta da içeride olacak Anafartalar Spor. Doğuran Spor'la içeride oynayacak. Bir puanı var şu anda. Şu gidişat gerçekten kötü. Aslında yani bulunduğu konu ve aldığı puanla paralel bir takım değil. Çünkü daha iyi bir takım. Yani çünkü ligde daha kötü takımlar daha iyi yerlerde. Umarım inşallah Anafartalar Spor yönetimi bu olayı masaya yatırır ve bir şekilde bir sonuç çıkartırlar. Zaten transferin başlamasına da 5 Ocak'ta başlıyor. Yaklaşık bir 20-25 günlük bir süre kaldı. Sayın Çatal, Anafartal'ın Ocak ayında transfer yapacağı ve 5 futbolcuyla hemen hemen anlaşma sağlandı. Duyumlarını da aldık. Şimdi bu konuda herhangi bir şey söyleyecek miyiz? Yani Ocak ayında 5 oyuncuyla anlaşacağız şeklinde ve bu oyunculardan bazılarında bugün karşılaşmayı izlediği az önce bazı arkadaşlarla yaptığımız görüşmede böyle bir duyum aldık. Bu konuda sizin bir duyumunuz var mı efendim? Benim de sizin söylediğiniz üzere bir duygum var ama ancak zaten şöyle bir şey de var. Zaten olması gerekiyor yani. Çünkü her ne olursa olsun, kadronuz ne kadar iyi olursa olsun 5-6 hafta sonunda bir puanlasanız hangi takım olursa olsun mutlaka transfere ihtiyacı vardır. Transfere ihtiyaç duyar. Bu çerçevede ben de zaten yani transfer yapması gerektiğine inanıyorum. Eksik olan yerler var. Genç takım en azından bence yani transfer yapılacaksa dahi tecrübeli. Çünkü böyle 2-3 tane bu ligin havasını bilen, daha önce bu ligde oynamış oyuncuların transfer ederse daha etkili ve daha ikinci araya en azından Ocak ayından sonra daha iyi geleceğini düşünüyorum Anafartalar Spor'un. Umarım o şekilde olur. Çünkü yönetim de kendi bütçeleri çerçevesinde iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini zaten tanıyor bir şey yapıyor sürekli. Tabii şimdi Fatih Hoca'nın ayrılmasında bir etkisi ister istemez oyuncularda var. Çünkü hepsi genç, daha önce kendisiyle çalışmış kişiler. Dolayısıyla yeni transferlerle inşallah Anafartalar Spor'u eski 2 sene önceki o şampiyonlar bu ligde şampiyon olduğu döneme yakın bir futbolu ortaya sergiler. Çünkü bu ligde Anafartalar Spor'a her zaman ihtiyacımız var. İki takımlı şu anda zaten hem Keşan Spor'a hem Anafartalar Spor'un bu ligde oluşu da Keşan açısından önemli. İnşallah eski günlerine döner Anafartalar Spor. Sevgili spor severler, buradan şu konuyu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki salı akşamı Anafartalar Spor yönetiminin konu olacağız. Anafartalar Spor yönetimi spor zamanında bizlerle birlikte olacak. Spor zamanı çarşamba günü biliyorsunuz bundan böyle. Geçtiğimiz hafta Keşan Spor'la başlamıştık.
bu haftada Anafartalar Spor konuğumuz olacak. Ve her çarşamba spor zamanını keşanpostası.com'da sevgili spor severler izleyebilirler. Ayrıca bu haftaki programımızda Sayın Umut Çatal da yorumcu olarak programda bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz hafta Keşan Spor'un konuk olduğumuz programda Sayın Çatal İstanbul'da olduğu için bizlerle birlikte olamamıştı. Buradan onu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Keşan Postası www.keşanpostası.com sitesinde spor zamanı linkinde bütün spor programlarımızı izleyenler bulabilir. Geçtiğimiz hafta Keşan Spor'da yapılan programı da burada izleyebilirsiniz sevgili spor severler. Bunu da buradan hatırlatmakta fayda görüyorum. Salı akşamı da Anafartalar Spor Yönetimi'nin, yani 11 Aralık Salı akşamı da Anafartalar Spor Yönetimi'nin konuğu olacağız. Onlarla Anafartalar Spor'un durumunu ve ligdeki geleceğini konuşacağız. Bakalım onlar bizlere neler söyleyecek. Onu da buradan hatırlatmakta fayda görüyorum. Artık karşılaşmanın son dakikası içerisine girdik. Bakalım hakemde gözlerimiz şu an uzatma dakikalarını göstermedi hakem. Evet, şu anda az önce gösterdi. Evet, gelişen atak. Top taşa kadar çıktı. Şu anda artık uzatma dakikaları içerisindeyiz. Artı bir dakikası içerisindeyiz. Karşılaşmanın normal 45 dakikalık süresi sona erdi. Bakalım 4 dakikada neler olacak. Anafartalar Spor bu dakikalarda gol bulma şansına sahip olabilecek mi? Evet, orada gelişen bir atak ama gerçekten Saray Sporlu oyuncular orada girdi ve topu taça gönderdiler. Batuhan Ak. Batuhan Ak'ın ceza sahasına pası. Evet. Gerçekten bu kadar müsait bir pozisyonu Batuhan Er nasıl kaçırır? Buradan bunu sormak istiyorum. Bu kadar önemli bir pozisyon. Son dakika. Gerçekten. Evet Sayın Çatal, Batuhan Er'in kaçırdığı çok önemli bir pozisyon. Belki de beraberliği sağlayabilecek bir goldü. Çok önemli bir pozisyon. Neler söyleyeceksiniz? Batuhan evet. Gibi bir futbolcunun bu golü kaçırması. Batuhan'ı geçtiğimiz haftalarda hep konuşuyorduk. Hep iyi performansını, hep gemisini kurtaran kaptan. Hani puan anlamında, gol anlamında yenildiği maçlarda bile 2 gol, 3 gol attığı maçlar vardı. Gerçekten iyi bir oyuncuydu ama işte çok netti, karşı karşıyaydı. Ben zaten hani maçın büyük olasılıkla beraber içine düşen kişi olarak beni de yanılttı. ama siz yorum yaptınız ama gol olmadı bu sefer sayınca. Yorum yaptık ama gol olmadı. Ama her an... Çünkü yani küçük sahaların avantajı bu işte. Yani 3 dakikada 5 dakikada olsa biraz önce de zaten görüştük, konuşmuştuk. Yani 2 dakikada 2 gol oldu gördüğünüz evet. Küçük sahada bir uzun topla hemen Serdar. Kaleciyle karşı karşıya özellikle Serdar. Bu sahalarda karşı karşıya kalınabiliyor. Evet, offside pozisyonundan geldi. Anafartalar sahasına geldi, kendi sahasına geçti oyuncu. Ve hakem burada çok iyi bir pozisyon yakaladı. Hakem Barış çok iyi bir pozisyon yakaladı burada. Batuhan Er aldı. Ortası. Bu arada evet. Şunu da paylaşmak istiyorum. Şu anda bakıyorum. Bölgesel motor lig maçlarında 11. grup maçlarında Edirne Gençlik ve Spor Kulübü Bağcılar Spor'u kendi evinde sağ ve seyirci önünde 2-1'lik skorla geçiyor. Bu da bizim adımıza gerçekten sevindirici, önemli bir oldu. Evet. Bu arada maç bitti. Düdüğünü noktaladı. 90 dakika sona erdi ve karşılaşmayı Saraspor 2-1 kazandı sevgili spor severler. Gerçekten Anafartalar Spor galibiyet için çıktı ve galibiyet hedeflediği bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bakalım gelecek hafta Doyran Spor maçında yine Keşan'da oynayacak Anafartalar Spor. O maçta neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ayrıca bir kez daha ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Spor Zamanı programında bu haftanın konuğu Anafartalar Spor olacak. Ve Anafartalar Spor'un durumunu yöneticileriyle, teknik kadrosuyla ve futbolcularıyla konuşacağız. Ve Sayın Umut Çatal da yorumcu olarak bu programda bizlerle beraber olacak. Evet Sayın Çatal, eksik kalmıştı. Az önce bilgiler veriyordunuz. Buyurun. Evet, tekrar edeyim. Bölgesel Amatör Lig 11. grup karşılaşmalarında Edirne Gençlik ve Spor Kulübü Bağcılar Spor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.
Bu da bizim Edirnespor Amatör Ligi için gerçekten önemli bir şey. Çünkü Edirnespor'un hep söylüyoruz birinci olması durumunda direkt üçüncü lige çıkacağı. Bu arada bazı oyuncuların hakemle Batuhan Eri görüyorum, Ali'yi görüyorum orada. Hiç gerek yok buna. Çünkü artık karşılaşmanın 90 dakikası sona erdi. Bu tür pozisyonlar, yani kaçan goller var. Yani tabii hakemin yani, burada yapacağı maç sonu tabii futbolcunun evet, da bir gerginliği var. Evet. Onun da sıcaklığı da var mutlaka. Tabii ki çok önemli bir şey değil ama hakeme yapılan bu tepki de bana göre yanlış. Yani kaptan yanlış, bir evet, insanı yapması da maalesef güzel olmuyor. Evet. Evet Sayın Çatal. Evet dediğim gibi Çerkezköy 0 Babaeski 0. Sayın Çatal'ın hep sesini duyuyorduk. Bu sefer de bir görüntü alalım Sayın Çatal'dan. Evet Sayın Çatal. Evet, teşekkür ederiz. Hep sesinizi veriyorduk. Bu sefer evet, sizi de verelim. Evet, bölgesel Amatör Lig 11. grup maçlarında Çerkezköy 0, Babaeski 0, Edirne Gençlik 2, Bağcılar 1, Lüleburgaz 0, Körfez Ereke 0, Plaj Yolu, Çeresuyu Plaj Yolu 0, Tekirdağ 4. Tekirdağ Spor'da gerçekten son haftalarda büyük çıkış içerisinde. Önümüzdeki hafta da içeride Edirne Gençlik Spor Kulübü'nü alacak. Gerçekten çok çok önemli bir maç. Bir diğer Trakya temsilcisi Kırklareli Sanayi Spor'un da düşüşü devam ediyor. İlk 4 haftaya yenilgisiz başlamıştı. 6 puan toplamıştı. Hala o 6 puanla devam ediyor. Tuzla Spor'a kendi evinde 2-0 yenilmiş. Bölgesel lig maçları da bu şekilde. Dediğim gibi Edirne Gençliği'nin kazanması bizim açımızdan çok önemli. Puan farkını artarak devam ediyor. Liderliğini sürdürüyor. İnşallah onların da üçüncü lige çıkmasıyla bizim Edirne Spor Amatör Ligi'nden de iki takımın bal ligine yükselmesi söz konusu. Onlara da başarılar diliyorum. Onlar da gerçekten iki senedir büyük yatırım yaptılar spora. Gerçekten önemli transferler, önemli tesisleşme adına önemli işler yaptılar. İnşallah Edirne Spor'da üçüncü lige çıkıp Keşan Spor'la birlikte, Keşan Spor'da önümüzdeki yıl bal liginde mücadele ederse seviniriz, mutlu oluruz. Anafartalar Spor maçı bitti. Gerçekten Anafartalar Spor'un durumu şimdilik kritik, zor günler geçiriyor. Gördüğünüz gibi fena da oynamadılar aslında bugün. Evet. İkinci yani yarıyla evet, oyuna çok hakimdiler bence. Çok hakimdiler. Buldukları pozisyonlar vardı. Evet, onu da işte biraz önce hep belirttiğimiz gibi Saraspor'un oyuncularının biraz daha yaşlı oluşu, biraz daha kondisyon yetersizliğinin oluşu etkili oldu. Özellikle 60. dakikadan sonra. Son dakikada özellikle Batuhan Erin'in pozisyonu gol olsa daha farklı olurdu. Gerçekten Anafartalar Spor'un puana çok ihtiyacı vardı bu hafta. Ama oyun anlamında ümit verdi. İnşallah önümüzdeki haftalarda Doğru maçında bu şanssızlığı inşallah bu şanssızlığı Ayrıca yenerler. Ayrıca Tekirdağ'daki stadın da yeni bir düzenleme içerisinde olduğu ve Tekirdağ Arena stadı gerçekten şu anda yeni düzenlemeler vardı Sayın Çatal. Basından biz de bunları takip ettik. İlk maçı da galiba Edirne ile orada oynayacaklar sanırsam. Evet. Açılış maçı olacak özellikle, aynı zamanda. Evet. Pardon. Tekirdağ Spor 2 senedir özellikle Samsun Spor eski başkanı İsmail Uyan'ın orada çalışması, orada iş yapması, orada fabrikasının bulunması ve münasebetiyle Samsun Spor'lu eski oyunculardan Celil Sağır olsun, yine Samsun Spor'lu ve Büyükşehir'de oynayan Cenk İşler'in menajerliğini yapıyor Tekirdağ Spor'un. Hatta eski antrenörü Samsun Spor'un eski antrenörü Mehmet Ali Çınar'ın da takımın başında buluşuyla birlikte yeni bir yapılanmaya gittiler. İki senedir bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten geçen sene çıktılar şeye. Celil hala orada oynuyor zaman zaman. Hem hocalık yapıyor. Samsun Spor'lu evet, Celil Sağır. Evet. Celil Sağır orada hala oynuyor. Yani Tekirdağ Spor'da futbol anlamında güzel şeyler oluyor. Zaten Tekirdağ yani olması gereken Büyükşehir, zaten Büyükşehir sıfatı da kazandı bildiğim kadarıyla. İnşallah özellikle spor severleri eğer fırsat bulurlarsa önümüzdeki hafta oynanacak Tekirdağ Spor, Edirne Spor. Hani ben şahsen ben de çok bulunmak istiyorum, gitmek istiyorum. Ama biz de Keşan Spor olarak önümüzdeki hafta Karakasım deplasmanında olacağız. Onu da evet, spor severlerle paylaşalım. Yani o maçı da izlemelerini tavsiye ederim eğer fırsat bulurlarsa. Sevgili spor severler, ben ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sayın Çatal'ın da bu konuda zaten bilgisi var. İnşallah önümüzdeki hafta ayın 15'inde, 15 Aralık'ta bir Keşan postası olarak ve bir spor paneli düzenleyeceğiz Sayın Çatal. Türkiye'de ve Trakya'da futbol konulu bir panel. Bu panele de köşe yazarımız, sitemizin köşe yazarı, eski Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın Mustafa Çulcu, A Haber Televizyonu'nun spor müdürü Sayın Serkan Korkmaz Keşanlı bir arkadaşımız. Ayrıca Keşan Spor'un eski efsane futbolcularından bana göre Faris Tuncel şu anda menajerlik yapıyor. Kendisi katılacak. Ayrıca
Şu anda Fenerbahçeli eski erdi ve Abdülkerim Fariz'in girişimiyle buraya getirilecek. İnşallah onlar bir iki gün içerisinde netlik kazanacak ama. Ve bunun dışında Fatih Anlar hocamız, Anafartalar Spor'un eski hocası Fatih Anlar ve Keşan Spor'un eski futbolcusu Fatih Anlar ve Yeni Karpuz Spor'un antrenörü ve Keşan Spor'un yine eski futbolcusu Şeref Aldanmaz da konuğumuz olacaklar ve bir panel düzenlenecek Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda. Bu panelimize de bütün futbol severleri, bütün spor severleri, Trakya'daki ve Keşan'daki bölgemizdeki bütün spor severleri de davet edeceğiz. Türk futbolunu ve Trakya futbolunu konuşacağız. Onların görüşlerini izleyenlerimize aktaracağız. Ve bu konuda onların çok değerli görüşleri vardır mutlaka. Trakya'daki futbol ve Türkiye'deki futbol nereye gidiyor? Onların görüşlerini aktaracağız. Onun dışında sitemizin bir tanıtım sunumu olacak. Ve en sonunda da bir kokteylimizle, konuklarımıza bir kokteyl sunumu olacak. Bunu da buradan sevgili sporseverlere ilk kez duyurmuş olalım. Ben bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Ben 2-3 yıldır bunun çabasını gerçekten veren insanlardan biriyim ben de. Çünkü özellikle benim çıkış noktam Keşan Spor'un biliyorsunuz malum Küçükçekmece'nin profesyonel lige yükseldiği Keşan Spor'un ligi 2. sırada bitirdiği senede baktım, gördüm ki Keşan Spor lige neden çıkamadı sorusunu sorduğumda bir Kırklareli Sanayi Spor mağlubiyeti, bir Tekirdağ Spor mağlubiyeti, bir Edirne Spor beraberliği, Edirne Gençlik o zamanki, Ayşe Kadın o zamanki adıyla falan. Yani gerçekten Trakya'da spor anlamında, futbol anlamında maalesef bir böyle çekememezlik, birbirinin başarısını istememek gibi bir durum söz konusuydu. Özellikle Keşan Spor'un çıkamadığı sene sonrasında benim bu tarz girişimlerim oldu ama şartların, o anki şartların ligin bitmesi ve o zamanki şartların oluşturmaması sebebiyle biz bunu yapamamıştık. Onun için ayrıca ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Çok iyi. Çünkü maalesef biraz kapalıyız. Balda oynarken de Kocaeli'ye gittik, işte Edirne'ye gittik, Kırklareli'ye gittik ama maalesef ki bazı şeyleri yıkamadık. Yani hep birbirimize olumlu anlamda yardımcı olamadık. Belki bu sayede ilçede bulunan, işte diğer illerde bulunan ve bölgede bulunan kulüp temsilcileri olsun, yöneticileri olsun, belki oyuncuları, kaptanları, hocaları. Yani böyle bir çatı altında toplayıp böyle bir şey çalışma gerçekten çok iyi olur. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu konuda bizlere destek veren başta Sayın Mustafa Çulcu olmak üzere Serkan Korkmaz'a, Faris Tuncel'e, Abdülkerim veya Erdi, işte onlar da katılacaklar ama onların durumu kesinlik kazanmadı şu anda. Sağ olsun Sayın Faris Tuncel bu konuda bizlere destek oluyor. Bu konuda sporcularımızın, futbolcularımızın getirilmesi konusunda. Ayrıca Şeref hocama, Fatih hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Onlar bu projeyi kendilerine anlattığımızda gerçekten çok heyecanlandılar ve seve seve bizlere katılacaklarını bildirdiler ve bunun önemli olduğunu belirttiler. Umarım ki bütün spor severleri de biz saat 14'te 15 Aralık Cumartesi günü saat 14'te Ticaret Odası'nın Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda bütün spor severlerimizi bu panelde de buradan davet ediyoruz. Tabii duyurularını da yakında yapacağız ama ilk kez de bugün olarak bunun detaylarını buradan kısaca da olsa izleyenlerimize vermiş olduk Sayın Çatal. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yorumlarınız için de bizlere katkıda bulunduğunuz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.